Emekliler zamlarını bekliyor. Memurlar zam oranlarının yükseltilmesini bekliyor. Ama sanırım bu mecliste emeklilere sefaleti dayatanların, memura %2,5 zam önerenlerin bununla alakası yok. Halkımız görmüyor olabilir. Ben tarif edeyim. İktidar sıralarında az önce yoklama yapıldığında 205 kişi vardı. Şu anda 20 kişi var ya da yok. Ve buradan insanların hayatını belirleyen kanunlar çıkacak. İnsanların ücretlerini belirleyen kanunlar çıkacak. Bunu bu iktidar getirecek. Bunlar gelip oylama sırasından yeniden oy kullanacaklar. Emekliler ve yoksullar ve işçiler meclisini göze dikmiş, iktidarın meclisten kendilerini görmesini, kendi sorunlarını duymasını bekliyorlar. Ama ne yazık ki bu konuda yanılacaklar. Bu meclisteki iktidar çoğunluğunun görmeme sorunu yok. Halkın sorunlarını gayet iyi biliyorlar. Halkın yaşadığı sıkıntıyı da biliyorlar. Çünkü onu bunlar yaratıyor. Bu iktidar yoksulluğun temel sorumlusudur. Bu iktidar emeklilerin yaşadığı sefaletin temel sorumlusudur. Bu bir politik tercihtir. Bu bir sınıfsal tercihtir. Bugün getirilen torba yasa bu tercihin ne olduğunu gösteriyor. Emeklilere 3,5 milyar zam verecekler toplamda ama müteahhitlere 10 milyar verecekler. Çünkü bu iktidarın tek derdi müteahhitin cebine biraz daha fazla servet koymak, yandaş sermayeyi biraz daha büyütmek, tekellerin daha fazla büyümesini sağlamak. Ne uğruna? Halkın sefaleti, halkın yoksulluğu uğruna. Ben 15 Aralık tarihinde bütçe konuşmasında asgari ücretten hemen önce demiştim ki asgari ücret 4000 değil 10000 olsa ne yazar? Asgari ücreti 4000 lira yaptılar. Ve Ocak'tan bu yana, 1 Ocak'tan bu yana asgari ücretli daha maaşını almadan her şeyin bittiğini gördü. Ben sayayım. Elektriğe bir yılda %155 zam yaptılar. LPG'ye %143, motorine %90, benzine %78, gıda ürünlerine %80 zam yaptılar. Ve bugün emekliye ve bugün memura sefalet dayatmaya çalışıyorlar. Emekli 2,5 milyon lirayla çalışmaya, memuru ise %2,5 zamla kandırmaya çalışıyorlar. Kış geldi, kar yağıyor, insanların ısınma, İnsanların aydınlanma, insanların karnını doyurma gibi bir sorunu var ve iktidar şunu yapmaya başladı. Dün bir hafta, bir ay, bir iki ay önce buraya çıkan hepsi yoksulluk yok, kuru ekmekle karın doyar, bu ülkede işsizlik yok diyorlardı. Bugünse insanların yoksulluğa dayanmasını, yoksulluğa katlanmasını, lokmasını küçültmesini, simitle bir karnını doyurmasını bekliyorlar. Bir laf var, Allah insan utandırmasın diye. Bence eksik. Allah insanda utanacak yüz bıraksın. Çünkü bu yüz gideli çoktan bu iktidarın yüzü bu konuda kalmamış durumda. İnsanda utanacak yüz yoksa bu lafları çıkar buradan rahatlıkla söyler. Geçtiğimiz Aralık ayında bu gece kondu'da bir çocuk elektrik kesildiği için öldü. Soğuktan donarak hayatını kaybetti. Ve iktidar Mart ayında bu otomobilden saraya 3 tane aldı. Tanesi 31 milyon lira. Sadece korumaların ya da yandaşların bindiği araçlar. Halka sefalet dayatanlar, halka sefalet önerenler ne yazık ki kendileri şatafat içinde yaşamaya devam ediyor. Nemrut'a sormuşlar nasıl bu kadar zalim oldun diye. Demiş ki kimse sesini çıkarmadı. Bu gece konuda yaşayanlar, ekmek kuyruklarında sıra bekleyenler, sesini çıkarmadığı sürece, öfkesini sokağa taşımadığı sürece bu sarayın elektriğini ve doğalgazını ödemeye devam edecekler. Ve biz bu Nemrut iktidardan rahatsızsak bilmeliyiz ki bu Nemrut iktidar yıkılmadan hiç kimse hakkını kazanamayacak. Ve iktidarı yıkmak istiyorsanız yapmanız gereken bir tane şey var. Aysel Tuğlu'nun sessiz çığlığı bu sıralarda bekleyen insanların haykırışıyla buluşmak zorunda. Türkiye'deki yoksullar Kürt'ün elini tutmak zorunda. Bu iktidarı ancak o zaman yıkarız.
Buyurunuz Sayın Piroğlu. Sayın Piroğlu buyurunuz siz efendim. Ses gelmiyor. Halkın öfkesi, bedduası, halkın ahı sarayın duvarları arasında duyulduğundandır ki şimdi sokağa tehdit etmeye, sokağa çıkacak halka boyun eğdirecek tehditler yağdırmaya devam ediyorlar. Ben buradan açıkça söylüyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun. Ve sana gelince kimin Kürt olup kimin Kürt olmadığını öğrenmek için önce bana sor. Önce bana soracaksın. Kürt müsün değil misin diye. Ondan sonra konuşacaksın.